Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFE genel not ortalamasını yükseltmeden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu konuda çok yoğun soru geliyor sizlerden arkadaşlar. Yazarak, cevaplayarak kısa sürede çok fazla açıklamak mümkün değil. Bunu bu bölümde video şeklinde detaylı olarak tablolarla açıklamaya çalışacağım örnekler üzerinden arkadaşlar. Bu sorular genel olarak şöyle geliyor arkadaşlar. Genel not ortalaması 2'nin altında olan arkadaşlar hiç FF dersi yok fakat not ortalaması çok düşük olduğu için CCCD dersler olduğu için bu genel not ortalamasını Gano'yu nasıl yükseltebiliriz? Yani diploma puanımız olacak notu nasıl yükseltebiliriz? Çünkü bizim kuralımız neydi? Genel not ortalamamız 2 ve üzeri olması gerekiyor. FF dersi olmaması gerekiyor arkadaşlar mezuniyet için. Fakat dediğim gibi 2'nin altında genel not ortalaması olan arkadaşlar çok var arkadaşlar. Fakat FF dersi yok. Bu yüzden mezun olamıyor. Bu arkadaşlar nasıl bir strateji izlerse kısa sürede bu işi halledebilir. Bundan bahsedeceğim. Şimdi genel kurallara bakalım arkadaşlar. Bir dersten CC ve üzerinde yani AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC not alan bir öğrenci genel not ortalaması ve akademik durumu ne olursa olsun bu dersten doğrudan geçmiş sayılıyor arkadaşlar. Bir dersten FF notu olan bir öğrenci genel ortalaması ve akademik durumu ne olursa olsun bu dersi tekrar almak zorundadır arkadaşlar. FF dersler kalmış derslerdir arkadaşlar. Akademik durum ne olursa olsun o ders tekrar alınmak zorundadır. Bir dersten koşullu geçer yani CD, DC ve DD not alan bir öğrencinin akademik duruma göre ders durumu akademik duruma göre belirleniyor. Akademik durum öğrencinin genel not ortalamasında şu şekilde belirleniyor. Genel not ortalaması 2 ve üzerinde olan öğrencinin durumu başarılı sayılır. Bu CD, DC ve DD dersler şeyler ortalamaya bağlı olarak geçiyor yani. Genel not ortalaması 2'nin altında olan öğrencinin durumunda ise sistem uyarı verir arkadaşlar. Uyarı dediğimiz yani genel not ortalamanı yükselt diyor. Bu dersler yoksa kalacak diyor. Mezun olamazsın diyor bu dersleri şey genel not ortalamanın 2 ve üzerine çıkarmadığın müddetçe bu derslerden geçmiş sayılmazsın diyor. Mezun olamazsın diyor. 2. Genel not ortalamasını sağlayan öğrencinin akademik durumu başarılı olarak gözükür. Durumu başarılı olan öğrenci CC ve üzerinde aldığı derslerle koşullu geçer not aldığı CD, DC, DD derslerden geçmiş sayılır. Ancak FF notlu derslerini ise ilgili dönemde tekrar etmek zorundadır veya yaz okulunda. Yani FF ders her türlü alınmak zorunda kaldığı için. 2. Genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır ve akademik durumu uyarı olarak gözükür. Akademik durumu uyarı olan öğrenci bir sonraki dönemde genel not ortalamasını en az 2'ye yükseltmesi halinde akademik durumu başarılıya dönüşür arkadaşlar. Akademik durumu uyarı olan öğrenci FF notlu derslerin yanı sıra koşullu geçer not aldığı CD, DC, DD dersleri ilgili kayıt yenilettiği dönemde tekrar alabiliyor arkadaşlar bunları. Yaz okulunda da seçebiliyorsunuz. Yaz okulunda daha mantıklı. Şimdi bölüm içerisinde bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi AA ile CC arası geçer. CD ile DD arası koşullu geçer. FF kalır nottur arkadaşlar dediğimiz gibi. Mezun olabilmek için öğrencinin GANO'nun en az 2 olması ve FF notu olmaması gerekiyor bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? Bundan bahsedeceğim. Bunu YouTube'da video olarak çekmiştim fakat burada biraz daha detayına inelim arkadaşlar. Görüyorsunuz 2014-2015 güz dönemine ait işletme bölümüne ait bir şey var arkadaşlar. Dersler var görüyorsunuz. Dönem not ortalaması hesaplamak için arkadaşlar dersin kredisi çarpı harf notun dörtlük sistemdekinin karşılığı. Pazarlama yönetimi var en başta 5 krediymiş. BA'nın harf notu karşılığı altta tabloda görüyorsunuz 3.3. 3.3 ile 5'i çarpıyorum 16.5. Bütün dersleri tek tek böyle çarpıyorum harf notu karşılıklarıyla. Daha sonra kredilerin hepsini topluyorum arkadaşlar. Daha sonra çarptığım değerleri de topluyorum arkadaşlar. Çarptığım değerleri şimdi kredi toplamlarını çarptığım değere böldüğümde dönem ortalaması çıkar arkadaşlar. Altta formülümüz var görüyorsunuz kırmızı ile işaretledim. Çarpım toplamı bölü kredi toplamı eşittir dönem ortalaması. Gano ise tüm dönemlerin aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanıyor. En basit yöntemle şimdi altta notta göreceksiniz tek tek böyle çarpılması gerekiyor diyor deniyor. Fakat zaten tüm dönemlerin şeyleri aritmetik ortalamasını aldığınızda da aynı yola çıkıyor basit mantıklı arkadaşlar. Not ortalaması kaydolunan ve not ortalamasına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağlı değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunuyor bahsettiğimiz gibi. Yani
harf notu karşı katsayısı çarpı dersin kredisi. Bunları çarpımları topluyoruz. Kredileri topluyoruz. Toplam kredileri çarpımlara pardon çarpım değerlerini toplam kredilere böldüğümüzde dönem ortalaması çıkıyor arkadaşlar. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde ediliyor arkadaşlar. Fakat ben genel not ortalaması dediğimiz GANO'yu tüm dönemlerin aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplamaya çalışıyorum. En basit yöntem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dönem not ortalamasını hesaplamayı öğrendik arkadaşlar. Ne yaptık? Dersin kredisi çarpı harf notunun dörtlük sistemdeki karşılığı. Çarpımları topluyoruz, kredileri topluyoruz. Daha sonra çarpımları kredilere böldüğümüzde dönem ortalaması çıkmış oluyor. Bu şekilde. Şimdi GANO tüm dönemlerin aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanır denmiştik arkadaşlar. Evet, en basit mantıkla bu. Birinci dönem, bir örnek üzerinden açıklayalım. 2 almış. Birinci dönem ortalaması 2. İkinci dönem 3. Üçüncü dönem 1. Dördüncü dönemde de 1 diyelim. Ne yaptı? Toplamı 7 yaptı arkadaşlar. Bölü 4, 1.75. GANO 1.75 çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. En basit mantıkla bu şekilde. Harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılığı değişmez ama yüzlük sistemdeki karşılığı her dönem öğrencilerin başarı durumuna göre ders ders değişir arkadaşlar. Yüzlük sistemdeki karşılıklar harf notlarına, yani yüzlük sistemdeki değerlerin harf notu karşılığı değişir. Çünkü çan eğrisi var arkadaşlar. Bütün öğrencilerin başarı ortalaması alınıp yüksekten düşüğe doğru sıralanır arkadaşlar. Mesela ödev proje derslerinde, sosyoloji proje ödevinde AA'nın yüzlük sistemdeki değeri 100'dü arkadaşlar. 98 BB düşüyordu arkadaşlar. Fakat her ders için bu böyle değil. Bazı derslerde AA'nın yüzlük değeri 70'e kadar düşüyor arkadaşlar. Bu dediğim gibi dönem dönem ders ders değişiyor arkadaşlar. Öğrencilerin başarı durumuna göre. Fakat dörtlük sistemdeki karşılıklar standarttır arkadaşlar. Bizim bu bölümde dörtlük sistemdeki karşılıklar ilgilendirdiğinden biz yapacağız. Bu dörtlük sistemdeki karşılıkları sürekli göreceksiniz arkadaşlar her sayfada. Önerilere bakalım. Benim size önerilerim. Hiç FF dersiniz yok fakat GANO 1.75 olsun. GANO'yu en fazla etkileyecek dersiniz kredisi yüksek olan derslerdir arkadaşlar. Yani 6 kredilik bir ders 3 kredilik 2 dersin etkisi kadar GANO'yu etkiler arkadaşlar. Bu yüzden yüksek kredili dersleriniz düşükse, yani CC, CD not aralığında ise bu dersleri BB, AA gibi notlara yükseltmek daha avantajlıdır. Düşük kredili derslere göre arkadaşlar. Dersin kredisi düştükçe olur arkadaşlar, GANO'ya etkisi azalır. Örnek aile sosyolojisi 3 kredilik çarpı CC değeri neymiş? 3 ile 2'yi çarptık 6 arkadaşlar. Kent sosyolojisi ise 6 kredilik dersmiş. Onu 2 ile çarptığımızda 12. 2 katına çıktı görüyorsunuz arkadaşlar. Dersleri AA yaptığımızda ortalamaya yansımasına bakalım. 3'ü 4 ile çarptığımızda 12. 6'yı 4 ile çarptığımızda 24. Yine 2 katı değer elde ettik arkadaşlar. Yani burada anlatmak istediğimiz arkadaşlar, kredisi ne kadar yüksekse dersiniz size GANO getirisi o kadar yüksek olacaktır arkadaşlar. Şimdi zaten ilerleyen slaytlarda göreceksiniz arkadaşlar. Tek tek örnekler üzerinden göstereceğim. İki kural var arkadaşlar. Bir, dersinin kredisinin yüksek olması gerekiyor seçtiğiniz dersin GANO'yu yükseltmek için. Bir de değeri düşük olması gerekiyor. Harf notu. Atıyorum AB bir dersi 6 kredilik AB ya da BB aldığınız bir dersi tekrar almak için uğraşmayın arkadaşlar. Daha çok CC ve altındaki dersler için uğraşın arkadaşlar. 6 kredilik bir DD dersiniz varsa en ideal olan da budur arkadaşlar. DD dersinizi AA'ya çektiğinizde ilerleyen bölümlerde göreceksiniz arkadaşlar. GANO'ya çok büyük etkisi olacaktır arkadaşlar. Şimdi ilerleyelim. Kredisi yüksek ders ve kredisi düşük dersin farkı. Az önce zaten anlattım, bir önceki sayfada gördünüz. Şimdi yine bakalım. İnsan hakları ve kamu özgürlükleri 6 kredilik CC değeri 2 ile çarptığımızda 12. 6 kredilik dersin CC'si ile 3 kredilik dersin AA'sı aynıdır arkadaşlar. Aynı değerdedir. Çarptığımızda, yani 6 kredilik dersi 2 ile CC değeriyle çarptığımızda 12 yapar. 3 kredilik dersi CC değeriyle 4 ile çarptığımızda o da 12 yapar arkadaşlar. Yani 6 kredilik dersten CC almanızla 3 kredilik dersten AA almanızın değeri harf notu karşılığı aynıdır arkadaşlar. Değişmez. Daha sonra 6 kredilik ile 3 kredilik ders arasında 2 kat fark vardır. Bunu bahsettik biz bir önceki slaytta. 6 kredilik dersin AA'sı ile 3 kredilik dersin CC'si arasında
18 birim fark vardır arkadaşlar. En altta iktisada giriş 6 kredilik AA almışız, 24 yapmış. Türk siyasal hayatı 3 kredilik CC almışız, 6 yapmış. Arada kaç birimlik şey var, fark var? 12 arkadaşlar. Çok fazla yani. Şimdi kredisi yüksek derslerinizin harf notu AA, AB, BA, BB civarı ise bu dersler yerine diğer derslerden kredisi fazla fakat harf notu düşük dersleri almanız daha yararlı olacaktır. Yani CC, CB, DD gibi dersleri almanız gerekiyor yüksek kredili. Yaz okulunda ders kredisi değil, ders sayısı baz alındığından GAN'ı yükseltmek için özellikle yaz okulu dönemlerinde yüksek kredili derslerin alınması daha avantajlıdır. Yani dönem içerisinde 5 tane 6 kredilik ders aldınız diyelim mesela, 30 kredi yapar, zaten dönemi doldurursunuz. Yani çok fazla ders yoğunluğunuz olur. Fakat şeyde öyle değil. Yaz okulunda ders sayısıyla sınırlı olduğu için 5 tane aldığınızda daha fazla alamıyorsunuz zaten. Yaz okulu dönemleri bu yüzden avantajdır arkadaşlar. GANO 2'nin altında ise mezun olmadan, yani son dönemleri bırakmadan yaz okulunu GANO yükseltmek için değerlendirmeniz gerekir arkadaşlar. Yani son dönemlere bırakmayın arkadaşlar. Dönemlere yayın. Şeyde başta bellidir zaten, ikinci ya da dördüncü lisans okuyorsanız dördüncü dönemde falan GANO'nun az çok şeyi bellidir. Çok düşükse hemen yaz okulu dönemlerinde yüksek kredili dersleri almaya çalışsın arkadaşlar. Onları da harf notunu yükseltmeye çalışın ki göreceksiniz GANO yükselişe doğru geçecektir arkadaşlar. Daha sonra kredisi yüksek olup harf notu düşük olan dersler dönem ortalamasına en çok etki eden, dolayısıyla genel ortalamaya da en çok etki eden derslerdir. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Kredisi yüksek olacak, harf notu düşük olacak. İdeal olan bu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Daha sonra 6 kredilik CC dersi AA yapmak GANO'yu nasıl etkiler? Buna bakalım şimdi ekranda örnekli olarak. Tablomuz her zaman orada duruyor arkadaşlar. Harf notu karşılıklarını görüyorsunuz. İnsan hakları ve kamu özgürlükleri dersini kırmızıyla işaretledim. Görüyorsunuz 6 kredilik CC'ymiş. Mesela CC diyelim, 6 çarpı 2 12. Bunları topladığımızda dönem içerisindeki diğer derslerle 73.9 yapıyor arkadaşlar kredi çarpımları. Daha sonra kredi toplamlarına böldüğümüzde 2.38 dönem ortalaması çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 2.38 6 kredilik ders CC olduğunda, 6 kredilik dersi AA'ya çektiğimizde bu sefer çarpım toplamı 85.9, dönem ortalamamız 2.77'ye çıkıyor arkadaşlar. Sadece bir derste örnek veriyorum. CC dersi AA'ya çekmek 6 kredilik. Görüldüğü gibi 6 kredilik CC bir dersin AA olması dönem ortalamasına 0.39 birim yükseltiyor arkadaşlar dönem ortalamasında. Bu durumu GANO üzerinden görelim şimdiden. Birinci dönem 1.75, ikinci dönem 2, üçüncü dönem 1.90, dördüncü dönem 2.38, yani CC değerini aldım yani. Eğer 6 kredilik ders CC olsaydı 2.38 diyelim. Buna göre GANO kaç çıkardı? 2 olurdu ortalamasını aldığımızda. Dördüncü dönem ortalamamızı 6 kredilik CC bir dersi AA yaptık diyelim. Dördüncü dönem not ortalamamız kaçta hesapladığımızda 2.77. O zaman GANO 2.10 olacaktır bu hesaba göre. Dönemlerin aritmetik ortalamasını aldığımızda örneğimizde. Yani 2'den 2.10'a çektik arkadaşlar. Sadece bir dersi şey yapmakla arkadaşlar. CC'den AA'ya çekmek için çekerek. 6 kredilik bir dersi yalnız. Yani 0.10 birim GANO'yu yukarı çektik bir dersle. Yani 6 kredilik CC bir dersi AA yapınca GANO 1.90 ise 2 olur. 1.80 ise 1.90 olur. 1.70 ise 1.80 olur. Daha geniş bir örnek üzerinden verelim. GANO 1.60 olan bir öğrenci CC olan 4 tane 6 kredilik dersini AA yaparsa 2 olur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kadar basit. Sadece 4 tane dersi CC'den AA'ya çekse 1.60'dan doğrudan 2'ye çıkıyor zaten arkadaşlar. Bu büyük etki yapıyor. Şimdi DD olan, ideal olan bir örneğimiz daha var. O daha çok etki yapar. Buradaki kritik harf notu ne kadar düşük, kredisi ne kadar yüksekse GANO'ya etki o kadar fazladır arkadaşlar. Bunu 6 kredilik bir dersi CC'den A'ya çekmekle nasıl yaptığımızı gördük. Şimdi 5 kredilik bir ders üzerinden inceleyelim. 5 kredilik CC dersi AA yapmak GANO'yu nasıl etkiler? En altta görüyorsunuz kırmızıyla işaretlenen Türk siyasal hayatı 5 kredilik CC değeri çarptığımızda 10 çıkıyor. AA ile çarptığımızda 20. Şimdi çarpımları toplayıp dönem kredilere böldüğümüzde 2.38 dönem ortalaması çıkıyor bu ders CC iken. AA'ya çektiğimizde 2.70 oluyor arkadaşlar. Daha sonra
5 kredilik CCB dersin AA olması dönem ortalamasını 0.32 birim yükseltiyor. 2.70'ten 2.38'i çıkardığınızda 0.32 birim yükseltmiş oluyoruz. 5 kredilik bir dersi CC'den AA'ya çekmekle. Bu durumu yine Gano üzerinden görelim. Birinci dönem aynı örnekten gidiyoruz hep. 1.75, ikinci dönem 2, üçüncü dönem 1.90, dördüncü dönem 2.30 diyelim. 2.38 olması gerekiyor. Buna göre Gano 2 olur. Dördüncü dönem ortalamamızı 5 kredilik CC dersi AA yaptık diyelim. Dönem not ortalaması 2.70 yani. O zaman Gano 2.08 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da 2'den 2.08'e 0.8 birim Gano'yu yukarı çektik arkadaşlar. Diğerinde 0.10'du. 10'dan 0. yani kredi düştükçe katsayı yani Gano'yu yukarı çekme değeri düşüyor arkadaşlar. Yani 5 kredilik CC bir derse AA yapınca Gano 1.90 ise 1.98, 1.80 ise 1.88, 1.70 ise 1.78. Daha geniş bir örnek üzerinden vermek gerekirse Gano 1.60 olan bir öğrenci CC olan 5 tane 5 kredilik dersini AA yaparsa 0.08 çarpı 5 0.40 olur. Dolayısıyla 5 tane 5 dersi CC olan dersi AA yaptığında Gano 2'yi buluyor. Diğerinde 4 tane olması gerekiyor. Kredi yükselttikçe ders sayısı azalıyor arkadaşlar. Sonuç olarak 6 kredilik CC dersi AA yaparak Gano'yu 0.10, 5 kredilik CC dersi AA yaparak Gano'yu 0.8 birim yükseltiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz, anlatabiliriz. Eğer 4 kredilik CC bir dersi AA yaparsak bunu da inceleyeceğiz. Gano'yu 0.06 birim yükseltmiş olacağız. Kredi düştükçe Gano'nun o dersin Gano'ya etkisi de düşüyor arkadaşlar. Dersin kredisi. Harf notu da düştükçe aynı şekilde. Burada kritik nokta harf notunun düşük olması, kredinin yüksek olması. Buradan bahsedebilirim. Şimdi 5 krediliği de açıkladık. 4 kredilik derse bakalım. 4 kredilik CC dersi AA yapmak Gano'yu nasıl etkiler? Yine Türk siyasal hayatı üzerinden 4 kredilik ders olarak hesaplayalım bunu. CC iken 8, 2 çarpı 4, 8. AA iken 16 çıkar bunun değeri çarpımda. Daha sonra CC iken bu ders 2.39, AA olursa 2.66 oluyor dönem ortalaması. Yani 4 kredilik CC bir dersin AA olması dönem ortalamasında 0.27 birim etki yapıyor, yükseltiyor. Bu durum Gano üzerinden görmek gerekirse. Birinci dönem 1.75, ikinci dönem 2, üçüncü dönem 1.90, dördüncü dönem 2.39 diyelim. Buna göre Gano 2.01 olur. Dördüncü dönem ortalamamızı 4 kredilik CC bir derse AA yaptık diyelim. Yani 2.66 oldu diyelim dönem ortalamamız. O zaman Gano 2.07 olacaktır. 2.07'den 0.1'i çıkardığımızda 0.06 birim yükseltmiş oluyoruz Gano'yu. Yani 2.01'den 2.07'ye çektiğimizde Gano'yu 0.06 birim yukarı çekmiş oluyoruz. Yani 4 kredilik CC bir derse AA yapınca Gano 1.90 ise 1.96, 1.80 ise 1.86, 1.70 ise 1.76 olur. Daha geniş bir örnek üzerinden verelim. Gano 1.70 olan bir öğrenci CC olan 5 tane 4 kredilik dersini AA yaparsa, yani 0.06 çarpı 5 dediğimizde 0.3 yapar. 1.70 ile 0.30'u topladığımızda zaten 2'yi bulur arkadaşlar. Yani kredi düştükçe görüyorsunuz harf notlarına sabit bırakıyorum. Bu sefer etkisi de düşüyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Hesaplama bu şekilde arkadaşlar. Yani tekrar hatırlatıyorum. Kritik nokta burada kredisi yüksek dersi seçmek, harf notu düşük dersi seçmek. Harf notu ne kadar düşük ve kredi yüksek olursa etki derecesi Gano o kadar fazla olacaktır arkadaşlar. Yukarı çekme de derecesi. Peki DD olan 6 kredilik bir dersi AA yapmak. Benim burada favorim bu, ideal olan arkadaşlar. Yine ekranda bir örneğimiz var. Aynı örnek üzerinden gidiyoruz. İnsan hakları ve kamu özgürlükleri 6 kredilik bir dersimizin DD'ymiş. 6 çarpı 1 karşılığı 6 olacaktır. Eğer bu ders DD olduğunda 2.19 çıkıyor dönem ortalaması. AA olduğunda ise 2.77 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 6 kredilik DD bir dersin AA olması dönem ortalamasında 0.58 birim yükseltiyor. Neredeyse 0.50'den fazla 1'e doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Çok büyük bir etkisi var, görüyorsunuz. Bu durumu Gano üzerinden görelim. Birinci dönem 1.75, ikinci dönem 2, üçüncü dönem 1.90, dördüncü dönem 2.19 diyelim. Yani DD değerine göre. Buna göre Gano 1.96 olur. Dördüncü dönem ortalamamızı 6 kredilik DD bir dersi AA yaptık diyelim. Dönem ortalaması 2.77'ye çıkıyor, çıkmıştı hesaplamamızda. O zaman Gano 2.10 olacaktır arkadaşlar. Şimdi 2.10'dan 1.96'yı çıkardığımızda 0.14 birim Gano'yu yukarı çektik arkadaşlar, görüyorsunuz.
CC'den A'ya çekseydik, çektiğimizde gördüğünüz önceki örneklerimizde 0.11 birim yapmıştı. DD'den A'ya çektiğimizde 0.14 birim. Daha fazla çekiyor yukarı arkadaşlar. Çünkü harf notu düşürdük bu sefer. DD'yi düşürdük. Kredimiz 6'da 6 kredi yine. CC'den DD'yi düşürdüğümüzde Gano etkisi daha da yükseldi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 6 kredilik DD bir dersi AA yapınca Gano 1.90 ise 2.14, 1.80 ise 1.94, 1.70 ise 1.84 olur diyebiliriz. Daha geniş bir örnek üzerinden verelim. Gano 1.60 olan bir öğrenci DD olan 3 tane 6 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2.02 olur arkadaşlar. 3 tane 6 kredilik DD olan dersi AA yapması yeterlidir. 1.60 genel ortalaması olan bir öğrenci arkadaşlar. Ne kadar etki ediyor görüyorsunuz. Şimdi neden harf notu yüksek dersleri alıyoruz, almıyoruz demişiz. Harf notu yüksek dersleri almıyoruz. Evet doğru, doğru soruyu sormuşuz. Neden harf notu yüksek dersleri almıyoruz? Benim bahsettiğim gibi. Harf notu yüksek dersleri arkadaşlar, yükseltme şeyiniz çok şey fazla olmaz. Yani Gano'ya etkisi fazla olmaz. İnsan hakları ve kamu özgürlükleri ekranda görüyorsunuz. Yine 6 kredilik. Ben bundan AB almışım. 3.7'ymiş değeri. 22.2 çıkıyor çarpımda. Şeyde de AA atsam 24 çıkıyor. Çok bir fark yok. Şimdi dönem ortalamasını bu AB değerin şeyi normalde 2.71, AA'ya çektiğimde 2.77. 6 kredilik AB bir dersin AA olması dönem ortalamasında 0.06 birim. Çok az bir şey. Bu durumu Gano üzerinden görelim. Birinci dönem 1.75, ikinci dönem 2, üçüncü dönem 1.90, dördüncü dönem 2.71 diyelim örneğimizde göre. Buna göre Gano 2.09 olur AA'ya çekersek arkadaşlar. Bu halde AB'deyken 6 kredilik ders 2.09. 4. dönem ortalamamızı 6 kredilik AB bir dersi AA yaptık diyelim. Dönem not ortalamamız 2.77 olur. O zaman Gano 2.10 olacaktır. Yani 2.09'dan 2.10'a yükseltmiş olduk Gano'yu. Yani 0.01 birim Gano'yu yukarı çekebildik. Görüyorsunuz. Hiçbir etkisi yok gibi bir şey yani. Yani 6 kredilik AB bir dersi AA yapınca Gano 1.90 ise 1.91, 1.80 ise 1.81, 1.70 ise 1.71 olur. Daha geniş bir örnek üzerinden verelim. Gano 1.90 olan bir öğrenci AB olan 10 tane de 6 kredilik dersini ancak AA yaparsa Gano 2 olur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunun da bize bir getirisi yok. Yüksek harf notu olan derslerin de bize bir getirisi yok. Ders eğer 3 kredilik AB bir ders olsaydı Gano'da etkisi neredeyse görünmeyecek kadar az olurdu arkadaşlar. 0.01 ise 3 kredilik daha da yarısını düşürdüğümüzde 0.001 gibi bir şey olurdu arkadaşlar. Bu yüzden tekrar hatırlatıyorum. Kredisi düşük, harf notu yüksek dersleri almıyoruz. Bu kadar basit. Ters mantıkla kredisi yüksek, harf notu düşük dersleri alıyoruz Gano'yu yükseltmek için. Şimdi neden kredisi düşük dersleri almıyoruz? 3 kredilik CC dersi AA yapmak. Buna bakalım. Bunun da çok fazla bir katkısı yok arkadaşlar. Var da diğerine göre yani AB'yi AA yapmaktan daha fazla var da. Fakat benim önerdiğim şeylerde yüksek kredili dersler kadar bir katkısı yok. 6 kredilik bir CC dersi AA yapmakla 2 tane 3 kredilik CC dersi AA yapmak arasında hiçbir fark yoktur. İnsan hakları ve kamu özgürlükleri yine ekranda örneğimiz var görüyorsunuz. 3 kredilik bir dersimiz CC iken çarpım değeri 6, AA iken 12 arkadaşlar. CC iken bu ders 2.42 dönem ortalaması çıkmış. AA'ya çektiğimizde 2.63 olmuş. 3 kredilik CC bir dersin AA olması dönem ortalamasında 0.21 birim yükseltti. Bunun Gano'daki karşılığını göreceğiz şimdi. Birinci dönem 1.75, ikinci dönem 2, üçüncü dönem 1.90, dördüncü dönem 2.42 diyelim. Buna göre Gano 2.01 çıkıyor. Dördüncü dönem ortalaması 3 kredilik CC bir ders AA yaptık diyelim. Yani dördüncü dönem not ortalaması 2.63'e yükseliyor. O zaman Gano 2.07 olacaktır. 2.01, 2.07'ye çektik. Yani 0.06 birim Gano'yu yukarı çekebildik. Yani 3 kredilik CC bir ders AA yapınca Gano 1.90 ise 1.96, 1.80 ise 1.86 olur, 1.70 ise 1.76 olur. Daha geniş bir örnek üzerinden vermek gerekirse Gano 1.75 olan bir öğrenci CC olan 5 tane 3 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2.05 olur anca. Gano 1.70 olan bir öğrenci CC olan 3 tane 6 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2 olur.
Yani 3 tane 6 kredilik dersi 1.70 daha düşük bir ortalaması Ganos olan bir öğrenci sadece 3 tane 6 kredilik CC olan dersi A yaparak 2'yi buluyor. Fakat daha yüksek 1.75 olan bir öğrenci 5 tane ders alması gerekiyor CC olan derslerden arkadaşlar. Yani neredeyse 2 katı diyebilirim. O yüzden kredisi düşük dersleri de pek tercih etmiyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, sonuç olarak toparlamak gerekirse bu bölümü 6 kredilik DD dersi AA yaparak Gano'yu 0.14 birim. En ideali de budur arkadaşlar. DD'den AA'ya çekmek 6 kredilikleri. 6 kredilik CC dersi AA yaparak Gano'yu 0.10 birim. Bu normal olandır tavsiye ettiğim. 6 kredilik AB bir dersi AA yapınca Gano'yu 0.01 birim. Bunu tercih etmiyoruz arkadaşlar. 5 kredilik CC dersi AA yaparak Gano'yu 0.08 birim yükseltiyoruz. Yani bu da tercih edilebilir. 6 kredilik dersler yoksa 5 kredilik CC olan derslerde de düşük dersler de tercih edilebilir. 4 kredilik CC bir dersi AA yaparak Gano'yu 0.06 birim yükseltmiş oluyoruz. Toparlamak gerekirse. Şimdi örnekler olarak bölümde incelediğimiz örnekler üzerinden verirsek Gano 1.60 olan bir öğrenci DD olan 3 tane 6 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2.02 olur. İdeal olan budur. 3 tane 6 kredilik DD olan dersi AA yapması yeterlidir 1.60'dan. Gano 1.60 olan öğrenci yine CC olan 4 tane 6 kredilik dersini AA yaparsa 2. Gano 2 olur. Bunu da tavsiye edebiliriz. Şimdi CC'den AA'ya 4 tane oluyor 1.60'dan çekebilmek için. DD'den AA'ya çekersek 3 tane oluyor 1.60'dan arkadaşlar. Yani art notu düştükçe ders sayımız da düşüyor kredi sabit kalsa bile. Gano 1.90 olan bir öğrenci AB olan 10 tane 6 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2 olur. Bunu tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Yüksek şeyli harf not olan öğrenci şeyleri, dersleri. Gano 1.60 olan bir öğrenci CC olan 5 tane 5 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2 olur arkadaşlar. Yani CC'den AA'ya 5 tane 5 kredilik dersi çekebilmesi lazım ki 1.60'tan 2'yi bulabilsin. Bu da tavsiye edilebilir. Şimdi 6 kredilik dersler yoktur, verilmiştir. Yüksek harf notu vardır belki. Bununla 5 daha sonra 5 kredilik derse bakabiliriz. Gano 1.70 olan bir öğrenci CC olan 5 tane 4 kredilik dersini AA yaparsa Gano 2 olur. Bunu da pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Fakat yoksa yani diğerleri yüksekse 6 kredilikler, 5 kredilikler, AA'larda, BB'lerde geziyorsa harf notları tabii daha sonraki tercih 4 kredilik dersler olacaktır. Fakat siz şey dururken 6 kredilik CC'leriniz dururken gidip 4 kredilerden, 3 kredilerden ya da 5 kredilerden şey yapmayın, tercih etmeyin arkadaşlar. Ders ne kadar zor olursa olsun sıkı bir çalışmayla o dersi AA, AB, BA gibi değerleri çıkarmaya çalışın harf notu olarak arkadaşlar. Genel kurallara bakalım. Toparlayacak olursak. Yüksek kredili düşük harf notlu dersi AA yapmak en avantajlı olandır. Bahsettiğimiz gibi 6 kredilik DD bir dersi AA'ya çekmek Gano'da 0.14 birim etki yapıyordu. 6 kredilik CC bir dersi AA yaparak sadece bir dersi 0.10 birimlik etki yapıyordu arkadaşlar. Bu en avantajlı olan. Düşük kredili düşük harf notlu dersi AA yapmak pek tavsiye edilmez. Şunu bu şekilde de söyleyebilirim. Düşük kredili yüksek harf notlu dersi hiç seçmeyin zaten. 3 kredilik BB olan bir dersi seçmeyin. 4 kredilik de BB olan bir dersi. Hatta 6 kredilik BB bir dersi de seçmeyin zaten. Bu BB değerleri 3 harf notu karşılığı dörtlük sistemde 3 olduğu için bunu çok fazla yukarı çıkarsanız da pek etki etmez. Daha çok CC, CD, DC, DD değerlerine bakın. 5 kredilik, 6 kredilerdeki arkadaşlar. Yüksek harf notu olan dersleri seçmeyin. AB, BA, BB gibi dediğim gibi. Ekranda zaten çarpı işareti koymuşum. Bak kırmızı ile işaretlemişim. O harf not aralığındaki dersleri seçmemeye çalışın arkadaşlar. Gayret edin. Seçtiğiniz dersler CC ve 6 olması ve en az 5 kredi olması avantaj sağlar. Yani kredi yüksek olması gerekiyor. Bazen bazı programlarda görüyorum 7 kredilik dersler de var arkadaşlar. Onların DD'den 7 kredilik bir dersi DD'den AA'ya çekmek çok fazla bir şey fark ettirir zaten. Neredeyse 0.2 birime Gano'da yaklaşacak şekilde etki yapar. Yani ortalamanız 1.80 ise mesela sadece 7 kredilik CC, DD bir dersi AA'ya çekerek genel ortalamanız 1.80 ise 2'ye yaklaşabilirsiniz. Hatta 2'yi bile bulabilir. Onun hesaplaması da yapılabilir yani.
Evet, benim bahsedeceklerim bu şekilde. Şimdi ders durum tablosu var. Buradaki renkler ne anlama geliyor? Bundan da bahsedeyim. Bu konuda da sorular geliyor arkadaşlar. AA, AB, BA, BC, CB, CC. Bunlar yeşille işaretlenmiştir. Bu genel not ortalamasına, dönem ortalamasına bakılmaksızın her koşulda geçen derslerdir arkadaşlar. Yeşille işaretledim. Zaten öğrenci sayfanızda yeni sistemde bunlar şey noktalar şeklinde, yeşil noktalar her koşulda geçen şeklinde. Turuncular var. CD, DC, DD. Bu Gana genel not ortalaması 2 olduğunda geçer. Koşullu geçen dersler arkadaşlar. Genel not ortalamanız 2'nin altındaysa arkadaşlar bu dersler uyarı verir. Genel dönem ortalamasında. Bunu şey yapmanız gerekiyor. Genel not ortalamanızı yükseltmeniz gerekiyor 2 ve üzerine arkadaşlar. O dersler bunlar. Eğer genel not ortalamanız yükselmezse bu dersler değil, zaten mezun olamazsınız arkadaşlar. Bu diyor ki turuncu dersler size genel not ortalamanız şeyse 2'nin altındaysa yükseltin diyor bu dersleri. FF ise her koşulda kalır. Kırmızı ile işaretlenmiştir bu ders durum sütununda arkadaşlar. Bir de muaf olunan dersler var gri ile işaretli. Muaf olunan derslerle alakamız yok zaten. Onlar sistemde görünmez. Herhangi bir not karşılığı yoktur arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar bu bölümde. Teşekkürler.